Mersin Psikoteknik SRC Mesut Sezer Eğitim Kurumları'nın sponsorluğunda hazırlanan Nil Sezer'le Seyri Alem programı başlıyor. Sahranbolu lokumu diye de bir terim var. Safran sabunu. Şaşırdık mı? Bu sahrap efendim. Şimdilerde Wuhan, Safranbolu bölgesinin en popüler gezi noktalarından bir tanesi. Atlanın içtiği son kahve fincanı. Safranbolu tabağında neler var? Ve Kaymakamlar Müzesi'ndeyiz. Herkese merhabalar. Nil Sezer ile Seyri Alem programına hoş geldiniz. Seyri Alem ekibi olarak Anadolu'nun pek çok kentinde kahverengi tabelaları kendimize rehber aldık. Peşinden gittik ama bugün öyle bir kentin hikayesini ekranlara taşıyacağız ki kentin tabelası kahverengi. Tarihiyle, doğasıyla, muhteşem lezzetleriyle ve adını aldığı safran çiçeğiyle, lokumuyla daha neler neler. Çok renkli bir bölüm geliyor. Hazırsanız Seyri Alem başlasın. Safranbolu denince akla gelen pek çok ürün var. Bunların başında ne var? Elbette lokum var, değil mi? Evet. Safranbolu lokumu diye de bir terim var artık. Öncelikle Safranbolu'ya hoş geldiniz demek istiyorum. Safranbolu'da birçok lokum çeşitimiz bulunmaktadır. Öncelikle Safranbolu deyince aklımıza gelen lokum fındıklı Hindistan cevizi lokumudur. Onun haricinde safran lokumumuz var. Bildiğiniz gibi bir bitkimiz var Safranbolu'da. Hatta bölge ismini o bitkiden almaktadır, safrandan. Safranla sarartılmış lokumumuz bulunmakta. İçinde fındık, fıstık, badem olarak çerezi bulunmakta. Kaç çeşit lokum var burada? Şimdi birçok çeşit lokumumuz var. Sarma dediğimiz lokumlarımız var, normal orijinal lokumlarımız var. İşte çifte kalmışımız var, yeşil fıstıklımız var, güllü, sakızlı, çikolata kaplı. Onun haricinde işte zereş üzümlü, gül yapraklı, kadayıflı, sultan lokumumuz, yani birçok çeşitimiz bulunmakta. Evet, bu artık bu bölgede bir sektör olmuş zaten. Evet. Lokumun tarihsel geçmişi aslında Anadolu'da 15. yüzyıla kadar uzanıyor. Oldukça eskiye gidiyor. Fakat tap yaptığı Osmanlı dönemi. Osmanlı döneminde sarayların baş tacıdır lokum. Kesinlikle. Ve hatta bir tanımlarken lokumu boğaz rahatlatan diye tanımlamışlar. Evet. Şimdi lokumun yapısı özelliğiyle
içindeki ürünlerin hepsi kaliteli ve birinci sınıf olduğu takdirde, işte şeker kullandığınız takdirde, çünkü bu her üründe olduğu gibi bu ürünlerde de sahtecilik var diyebiliriz. Esas gerçek lokum yapmanız için kesinlikle ve kesinlikle toz şeker kullanmanız gerekmektedir. Lokumdan yediğiniz zaman boğazınıza bir rahatlık oluşacaktır. Ve gerçek safranbolu lokumunu yediğiniz zaman da yüzünüze bir tebessüm oluşacaktır. Hani kaliteli lokumu oradan ayırt edebilirsiniz kesinlikle. Kahvenin yanında, çayın yanında veya canınız böyle bir hafif bir tatlı istediği zaman bir tane veya iki tane lokum yediğiniz zaman o sizin tatlı ihtiyacınızı giderecektir. Ben çok tatlı seven bir insan değilim. Tatlı tercihimde de böyle hafif olmasını tercih ediyorum. Hani bazen çok ağır geliyor ya. Evet, o zaman ben size şöyle yapayım. Bir tane safran lokum ikram edeyim. Buradan da ne demek istediğimi anlayacaksınız. Diğer lokumlara göre birazcık daha hafif bir lokumdur. Yani gelen misafirlerimiz, turistlerimiz dahi en fazla tüketilen, en çok tercih ettikleri lokum safranlı ve çifte kalmış lokumdur. Çifte kalmışın içinde bol miktarda Antep fıstığı olduğundan dolayı çerez niyetine tüketebilirsiniz. Evet, ama safrandan dolayı da gelen misafirlerimiz safran lokumu tercih etmektedirler. Evet, oldukça hafif gerçekten. Hani bir tanesi beni kesti. aslında bu işi Konya çok iyi yapıyordu. Ama Safranbolu'ya gelmeden önce yaptığım araştırmada Safranbolu da oldukça iyi gidiyor. Ya şimdi Konya deyince Konya'da birçok sektör yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Konya'da evet şekerleme vardır. Lokum çok fazla yoktur aslında. Orada şeker, kaba şeker dediğimiz şeker üretimi var. Tabii bunun yanında da lokum da Konya bölgesinde olduğunu bilmekteyim. Ama Safranbolu, yani Karabük ili içindeki Safranbolu'da yoğun bir miktarda lokum üreticimiz var. Lokum üretilmektedir. Aynı zamanda da biz kendi firmamız olarak Antalya Havalimanı'nın free shoplarına Sabiha Gökçen'deki free shoplara lokum vermekteyiz. Yani yoğun bir miktarda burada da lokum üretilmektedir. Devir, ekonomi devri. Şimdi insanlar tatile geliyorlar. Buradan sevdiklerine hediye olarak bir şeyler götürmek istiyorlar. Lokum götürseler mesela, bu bir kutunun maliyeti ne olur kişiye? Şimdi çifte kalmış lokumumuzun o paketi 200 lira. Yani şu fiyat aralığı şu şekilde söyleyebilirim. 60 liradan başlayıp da 600 liraya kadar lokum çeşitlerimiz bulunmaktadır. Gramaj, boy ve çeşitlerine göre değişmektedir. Gelenler de tercih ediyorlar. Evet, kesinlikle tercih ediyorlar. Buraya geleceğimizi söylediğimizde bana bayağı bir liste verildi. Gelirken safranlı lokum getirmelisin diye. Buradan yardımcı olacağız o zaman sizlere. Ve eğer sevdiklerinize hepsinden biraz olsun derseniz de ne oluyor böyle? Şimdi burada da deminden bahsetmiş olduğumuz fındıklı Hindistan cevizi lokumumuz. Hemen onun dışında çifte kalmış, safranlı, güllü ve sakızlı lokumlarımızdan karışık paketlerimiz mevcuttur. Ve sanat eseri gibi, bilmiyorum artık götürdüğünüz yerde insanlar bunu yemeye kıyabilir mi? Ve bu muhteşem sokaklarda ilerlerken tarihi ve turistik her yerde olduğu gibi burada da sabun karşımıza çıkıyor. Çeşit çeşit sabunlar var. Ama ne var bir de? Safran sabunu. Şaşırdık mı? Hayır. Şaşırmadık. Peki safran sabununun özelliği nedir?
Safranlı sabun cilde hücre inleme özelliğine sahip. Cildi sıkılaştırmaya, güneş lekeleri, sivilce akne lekelerine karşı iyi geliyor. Ölü derileriniz varsa ölü derinizi atarak cildinizi nemlendirmenize yardımcı oluyor. Bir nevi peeling etkisi yaratıyor cildiniz. Peki fiyatı ne kadar? Tanesi 30, çiftine 50 TL'den yardımcı oluyoruz. Peki daha çok yerli turistler mi tercih ediyor bunu, yabancı turistler? Her iki tarafta tercih ediyor. Şaşırıyorlar bir gördüklerinde. Denemek için her iki tarafta tercih ediyor. Geri dönüşler? Fazla. Aşırı aşırı fazla bir geri dönüşümüz oluyor. Memnuniyetimiz çok yüksek. Evet, kişisel temizlikte sabun elbette önemli ama artık organik olanları bir tık daha revaçta. Evet, bir tık daha üstte tutuyorlar organik olanları. Elimde tuttuğum dünyanın en pahalı bitkisi, baharatı. Baharatı bitkisi ve biz tam neredeyiz? Merkezindeyiz. Safranbolu'dasınız. Şimdi bu elimde tuttuğum şişedeki safranı bu şişeye koyabilmek için kaç tane çiçek üzerinde tohumlar toplanıyor? Ya da o tepecikler mi diyorsunuz? Ya biz bu baharatı sabah 5.30 ile 6.30 arası topluyoruz bahçeden. Toplam kaç çiçek kullanıyorlar bilmiyorum. Yani bu ne kadar? Bu 1 gram. 1 gramı 150 TL. 1 gramı 150 TL. Altın gibi resmen. Altınla eşdeğer. Evet. Ama çok az bir miktarı bile olağanüstü renk veriyor değil mi? 1 TL sarı renge verdiği zaman çaylarına, çorbalarına, tatlarına, her şeylerine kullanabiliyorlar. 100 bin katını renk ve şifa olarak veriyor. Herhangi bir lezzeti, kokusu, tadı yok. Hücre yenilemede, kanser tedavilerinde, kalp hastalıklarında, ilaç sanayilerinde kullanılabilen bir şey. 1 gram safrandan 90 bardak çay çıkıyor. Şimdi bu elimdeki safranla ben kaç bardak çay içebilirim? Yani tel sayısına göre 20 tel varsa 20 bardak, 30 tel varsa 30 bardak. Ve evet, şöyle biraz yaklaşalım arkadaşlar. O kadar çok tel var ki bu müthiş bir emek ve dünyanın en pahalı baharatı. Ve hemen tabii ki güzellik deyince, bakım deyince böyle gözler pat diye buluyor. Bulak Mencilis mağarası şifa ve güzellik çamuru. Cilde iyi geliyormuş. Romatizmal hastalıklara iyi geliyormuş. Tatbik ediyorsunuz, bir süre bekliyor. Ondan sonra derdiniz her neyse şifa bu şişede. Safran lokumu, safran kolonyası, safran sabunu, safrandan yapmadığınız bir şey kaldı mı? Kalmadı galiba. Kremini yaptık, vazelini yaptık, mumunu yaptık, yağını yaptık. Her şeyi de kullandık. Yemeklerimizde kullandık. Kullanmadığımız pek bir alanımız kalmadı. Safran bu bölgenin sadece adı olmakla kalmamış, yaşamının tam odağında ve hayatın her alanında. Cilt güzelliğinden beslenmeye kadar geniş bir yelpazede her şeye rastlayabiliyorsunuz. Safrandan kremler yapmışlar. Bakın, safran kremi. Yine mum yapmışlar. Safran çiçeğinin birebir aynısı. Ve gerçekten çok muhteşem görünüyor. Vazelini var, kolonyası var. Var da var. Safranbolu'na geldiğimizde mutlaka bunlardan biri bize uyuyordur. Tatlı sevmiyorsak kolonya götürebiliriz. Koku sevmiyorsa mum severler için mum, bakım severler için krem, sabun severler için sabun. Yani buradan safranlı bir şeyler almadan çıkış yok. Yok. Tarihi Safranbolu baharatçısındayız şu anda. Evet. Önce şunu soracağım. Mehmet Hidayet, eczacı Mehmet Hidayet kimdir? Bu Safranbolu'nun ilk eczacısı.
Yani değerli bir erzak. Erzak o zaman çok az bulunuyordu. Ve mesela insanlara çok yardımcı olan, yani hastalara çok yardımcı olan birisi olduğu için, Safranbolu'nun sevilen siması olduğu için sokağa onun ismi verildi. Yani doğal ürünlerden şifa. Evet, yani normalde kendisi eczacı. Yani şeyde mesela doğal üründe mesela. Hatta bir gün bir şey gelmiş, yani köylü mesela ondan şey diyormuş, böyle ilaç alıyormuş devamlı. Demiş ki adam artık yani parasını ala ala şey demiş. Ya demiş mesela evde marul yok mu demiş. Ya marul demiş kaynatacak suyunu içeceksin demiş yani. Böyle de bir şey vardı yani. Söylem vardı. Safranbolu tarihi baharatçısı olmak buranın çok köklü bir işletme olduğunu gösteriyor. Kaç yıllık bir dükkan burası? Benim yaşım 73. Ben 1970'den beri buradayım. Ben 59 senelik esnafım. Bizim ticaretimizde yalan yazmaz. Yani ben bütün müşterilere doğru bilgi veririm. Yani sahte kaldığım sonu yok. Her şey aslında düzgün olmalı. Şu anda mesela benim müşterimin %80'i Çinli, Tayvan, Malezya. Ona o ülkelerden biri şu an çok insan görüyor. Bu salep efendim. Bu dondurması yapılır. Kışında sıcak olarak içilir. Türkiye'de daha bunun üzerine salep yok. Kimse böyle yalanla delilik etmesin. Yani öyle. Yok. Taş gibi görünüyor. Şeyde. Aslında soğan salep ama taş gibi görünüyor. Tabii bu birinci sınıf salep. Tarih İpek Yolu güzergahı üzerinde pek çok yerde olduğu gibi Safranbolu'da ki burası da İpek Yolu üzerindedir. Bu tür hanlara rastlamak hiç de şaşırtıcı değil. Ve şimdilerde bu han Safranbolu bölgesinin en popüler gizli noktalarından bir tanesi. Şu anda otel olarak hizmet veriyor. Tarihine gelince geçmişte buraya uğrayan yolcular hayvanlarıyla birlikte 3 gün ücretsiz olarak ağırlanırmış. Bu da Anadolu misafirperverliğinin her yerde olduğu gibi Safranbolu'da da karşımıza çıkan o özel yüzü. Han meyilli bir arazi üzerine kurulmuş. Bu da bundan tam 4 asır önce bir mimari hesaplama ile hemen dere kenarında meyilli arazide yapılmış bir han. Ve hala dimdik ayakta. Osmanlı Padişahı 1. İbrahim döneminde Karabaşzade Hüseyin Efendi tarafından yaptırılmış han ve şehre armağan edilmiş. Aslında herkesin Cinci Hoca olarak tanıdığı Hüseyin Efendi'den söz etmek gerek. Kimdir Cinci Hoca? Şeyh Mehmet Çelebi'nin oğlu Karabaşzade Hüseyin Efendi halk arasında Cinci Hoca olarak biliniyordu. Çünkü eğitimine ara vermiş, babasından öğrendiği bir takım şeylerle ve kendini biraz da geliştirerek üfürükçülük yapmaya başlamış. Zaman içinde ünü o kadar yayılmış, Osmanlı saraylarına kadar ulaşmış. Kösem Sultan oğlu Deli İbrahim'in tedavisi için Cinci Hoca'yı İstanbul'a saraya davet eder. Ve orada Deli İbrahim'i tedavi eder Cinci Hoca. Hatta bir şehzade sahibi olmasını sağlar. Ruh sağlığını da düzeltmiştir. Ve zaman içinde herhangi bir yerden mezun olmamış olmasına rağmen farklı yerlerde müderrislik görevi verilir ve devletin farklı yerlerinde önemli noktalarda hizmetlerde bulunur. Çünkü sarayı arkasına almıştır. Fakat sonrasında sarayla arası bozulur. 1648'de 1. İbrahim tahttan indirilip öldürüldükten sonra yerine geçen 4. Mehmet Cinci Hoca'nın
serveti olduğundan emin olduğu için ondan askerlere verilmek üzere bir miktar para ister ama o hiç parasının olmadığını söyler. Hapse atarlar. Yaptıkları araştırmada dünyalar kadar parası olduğu ortaya çıkar. Bir süre hapiste yattıktan sonra tekrar sarayda görevde bulunur. Ama entrikalara karıştığı için özellikle Yeniçeri ayaklanmalarında ve devlet karşıtı eylemlerin içinde olduğu için en sonunda idam ettirilmiştir. Cincihan tarihçesiyle ilgili biraz bilgi. 1645 yılına tarihleniyor Cincihan. Mimarı kesin olarak bilinmemekle birlikte dönemin baş mimarlarından Mimar Kasım Ağa tarafından yapıldığı düşünülmektedir. İpek yolunun etkinliğini yitirmeye başladığı 20. yüzyıla kadar kervansaray olarak kullanılan Cincihan, 20. yüzyılın başlarından itibaren Safranbolu'ya farklı alanlarda hizmet etmiştir. Ve 2004 yılından bu yana da Cincihan otel olarak turizm alanında hizmet vermektedir. Han'ın hemen girişinde bulunan bölüm eskiden buraya uğrayan yolcuların hayvanlarının bulunduğu bölüm. Şu anda otelin restoran bölümü. İkinci kat otel. Safranbolu'ya gelen yerli ve yabancı turistler bu tarihi mekanda konaklama imkanına sahip olabiliyorlar. Hem bu muhteşem tarihi koklamak hem de bu tarihin içinde yatmak, uyumak, dinlenmek gerçekten muhteşem. Ve üst katta ne var? Kahve müzesi var. Safranbolu müzeleriyle de ünlü. Safranbolu'nun imzası niteliğindeki pek çok ürün konusunda çok enteresan müzeler yol boyunca sizi karşılıyor. Bu hanın hemen yanında hamam da var ama hanın en göz alıcı, en önemli yerlerinden bir tanesi bu devasa görkemli kapısı ve tokma. Safranbolu sokaklarında dolaşırken az sonra size göstereceğim. Evlerin tokmakları bile mesajlar verir. Çayın kalabalıkla arası iyidir, muhabbeti kuvvetlidir. Oysaki kahve ya yalnızlık ister ya da sevgili demiş. Kim demiş onu bilmiyorum da. Kahvenin Arabistan'dan geldiğini ve 1517'de Yemen valisi Özdemir Paşa lezzetinden çok etkilendiği için Anadolu'ya getirdiği için yayıldığını biliyorum. Şu anda Safranbolu Kahve Müzesi'ndeyiz ve bu otantik mekanda biraz daha kahvenin yolculuğuna şahit olacağız ama öncesinde istedim ki bu enfes kahvenin tadına bir bakalım. Güzel. Ben bu kahveye bayıldım. Kahve aslında pek çok hikayeye konu olmuş bir baş kahraman. En güzel muhabbetler kahvenin etrafında döner. Hani bir söz vardır, bir kahve içimi ziyarete gidilir sevdiklerimiz ya da bir kahve içimi muhabbetler edilir. En derininden, en güzelinden uğruna şiirler yazılmıştır, türküler söylenmiştir. Kahve bu topraklarda 1500'lü yıllardan beri çok ama çok sevilmiştir ve artık literatürde Türk kahvesi diye de bir şey var. Peki Nida Hanım, siz günde kaç bardak kahve içiyorsunuz? Çok. Çok bir sayı verebilir misiniz lütfen? Evet, ben iyi bir kahve severim. Hatta bazen abarttığımda doğrudur. Bazı bünyeler kahve çok içtiği zaman uykuyu elinden alabiliyor ama benim bünyem kahveyle o kadar barışık ki ben günde 10 kez kahve içsem de uykumda herhangi bir değişiklik olmuyor ve daha zinde oluyorum. Zaten tüm Anadolu'yu kahveden aldığım enerjiyle gezdiğim ve dolaştığım, ekranlara taşıdığım doğrudur. Safranbolu Kahve Müzesi'ndeyiz. Burası yapılan bir
ankette Türkiye'nin en iyi kahve içilen 10 yeri arasında gösteriliyor. Ve böyle bir müze ben başka bir yerde görmedim. Müzenin hemen girişinde ilk karşınıza çıkan tabii ki kahvenin olmazsa olmazı kahve çekirdekleri sergileniyor. Ve ince bir detay, Türk toplumunda kahvenin çok önemli bir yeri vardır. Fincanıyla, muhabbetiyle, kahveden sonra kapatılan falıyla kahve bir kültürdür bizim topraklarımızda. Ama yokluk döneminde de Türk insanı kahvenin yokluğunu hissetmemek için elinde bulunan malzemelerle kahve ihtiyacını gidermeye çalışmış. Nohut, menengiç ve benzeri pek çok ürün kahve gibi demlenerek tüketilmiş. Kahveyi biz şimdilerde 2 saniye gibi bir süreçte elektrikli cezvelerle hazırlayıp hemen tüketebiliyoruz ama kahve geçmişte çok daha emek verilerek içilebilen bir içecek olduğu için zaten hatırı 40 yıldır. Önce kavurma makinelerini göstermişler bu bölümde, teşhir etmişler. Ardından hemen ne var? Kavrulan çekirdeklerin soğutulduğu bölüm var ve soğuduktan sonra da tabi bu da tarihsel süreçte evrim geçirmiş. Farklı tekniklerle, farklı şekillerde, farklı gereçlerle kahve öğütülmüş. Kahvenin çekirdeklerini kavurduk. Soğuttuk, öğüttük. Şimdi ne yapacağız? Pişireceğiz. Pişirme gereçleri de zaman içinde evrilmiş. Sonrasında ne var? Cezve bölümü var. Burada cezve kahvenin olmazsa olmazı. Bakır cezveler var. Yine çok çok eski cezveler var. Sonra bize ne lazım? Elbette fincan lazım ve fincan bir kültürdür bizim oralarda. Osmanlı döneminde ya da eski Türk tarihi döneminde fincan evin en önemli gerecidir. Misafirin fincanı ayrıdır, aile reisinin fincanı ayrıdır. Yine Osmanlı padişahlarının fincanları ayrıdır. Ayrı tekniklerle süslenir, özel bezemelerle. Yani fincan aslında sosyal statüyü gösteren bir gereç olmuştur geçmişte. Ve yine Osmanlı kaynakları gücü yetmeyen fakir halkın kırık fincanları alıp evinde onunla kahve içtiğinden söz eder. Seyahat cezvesi diye bir şey var. Burada nedir? Seyahatlerde biz artık ne yapıyoruz? Küçük termoslarda hazırlıyoruz kahvemizi, hemen içime hazır bir şekilde. Ve burada da yine Atatürk'ün doktoruyla içtiği son kahvenin replikası teşhir ediliyor, sergileniyor. Bence en duygusal bölümde Atta'nın içtiği son kahve fincanı hemen dibinde telvesiyle birlikte burada. Kahve hatır işidir, bilenle içilir demiş. Kim demiş bilmiyorum ama çok da güzel söylemiş. Bu bölümde de yine 150 yıllık bir dibek sergileniyor. Öte yandan Mısır yapımı cezve. Kahvenin serüveni. Ve bu da kahveci dedemiz. Bence çok güzel. Mardin seyrimizde görmüştük. Elinde kahve fincanıyla sokakta kahve servisi yapan yöresel kıyafetli Mardinlileri. Kahve pişirme gereçleri nasıl evrim geçirdiyse kahve fincanları da evrim geçirmiş. Şimdi burası da yine fincanlar, farklı form ve şekilde fincanlar var. Benim ilgimi en çok çeken 2 kulplu kahve fincanı.
Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit günde 15 fincanın üstünde kahve içiyormuş. Ben herhalde biraz onun yolundan gidiyorum. Ben de oldukça fazla kahve tüketenlerdenim. Burada ne yapmışlar? Abdülhamit Han'ın kahve içtiği bir fincanı sergilemişler. Evet, o kadar çok kahve dedim ki ama kahve gerçekten hayatımızda çok önemli bir yere sahip. Ve bu müzeyi dolaşıyorsunuz, neyi görüyorsunuz? Kahvenin geçirdiği evrimi görüyorsunuz. Birbirinden naif fincanları görüyorsunuz. Ve yine kahveyle ilgili önemli detaylar ön plana çıkartılmaya çalışılmış. Zaten UNESCO somut olmayan dünya mirası listesinde kahve de var. Çünkü kahve bir kültürdür. Kahvenin etrafında dönen muhabbetler kültürdür. Kahveye türküler yazılmıştır. Şiirler söylenmiştir, kitaplara konu olmuştur. Ve bu kahve kültürünün sonraki nesillere aktarılması anlamında UNESCO da gereğini yapmış anlaşılan. Şimdi bu müzeyi gezdikten sonra ne yapmak gerek? Bu gramofondan yükselen otantik müzik eşliğinde burada bir fotoğraf çektirmek gerek. Başınızı çevirdiğiniz her yerde yine kahveyle ilgili ilginç anekdotlar. Burada da eski İstanbul dervişlerinden Pazaroğlu Hasan Bey'den söz ediliyor. Dönemin haftalık mecmuasına kadar konu olan ve dükkana çağrılıp kahve ikram edilip Pazaroğlu diye dua etmesi beklenen bir derviş olarak anılır. Burada da gümüşten fincan zarfı dediğimiz kulpsuz fincanların taşınması için telkari yöntemiyle yapılmış gereçler sergileniyor. Burada bir çekmece buldum, bir köşe buldum. Hemen bunun hikayesi neymiş? Kahvecinin pekesi, köşesi ve çekmecesi. Her kahvehanenin bir sahibi vardır. Ve baş kahvecisi olur diyor bilgilendirmede. Aslında kahvehanelerimiz dünya üzerinde Türk icadı ilk kulüp olduğundan, içeride de devamlı bir kahveci reis olduğundan, salona en hakim bölgede köşesi bulunduğundan söz eden bir bölüm burası da. Koca müzeyi gezdik. Kahve uğruna neler yapılmış? Fincanlar, cezveler, gereçler. Ve en son geldiği şeklin aslında bebek hali bu da. 1950'lerde ilk elektrikli cezve üretildiğini anlatan bir bölüm. Sonraki aşamayı biliyorsunuz zaten. Siz de eğer benim gibi bir kahve severseniz kahve trendlerini de her zaman yakından takip edeceksiniz. Eğer Safranbolu'ya yolunuz düşerse o kahve müzesini gezmeden bence buradan ayrılmayın. Safranbolu mutfağı safran ağırlıklı, etli, bol hamurlu bir mutfak. Önümde ne var? Safranbolu tabağı var. Safranbolu tabağında neler var? Merhaba. Safranbolu tabağımızda safranlı pilavımız var. Safran bitkisi. Normal beyaz pirinç pilavını tereyağlı yapıyoruz. Suyuna birazcık ıslatılmış safranın birkaç telini koyup sarartıyor. Etli yaprak sarmamız var. Minik minik asma yaprağından. İçi bol kıymalı. Pirinci ve bulguru da var. Böyle dolma, şey küçük böyle parmaklar gibi saç şeklinde sarıyoruz. Tereyağlı uzun fasulyemiz var. Üzerine bol tuzlu suda haşlandıktan sonra tereyağı döküyoruz. Cevizli ev baklavamız var. Onda el açması 45 kat.
ve bir de bükme dediğimiz pide. Normal aslında bir pidedir, kapalı pide. Kırık pidesinin biraz daha büyüğü. Ispanaklı, kuru kıymalı, soğanlı ve baharatlı tek çeşit bir pidedir. Onun bir parçasını koyuyoruz içine ve kavurma dana etimiz var yine tereyağda. Muhteşem. Peki burada ne var? Bu da zencefil mantımız. Bu bizim restoranımıza özel bir mantı. İçi bol kıymalıdır bunun. Cevizli ve yoğurtlu servis ediyoruz. Bunun hamurunda safran katıyoruz. Biraz daha sararması için. Hani bu bize özel olduğu için değiştirdik. Onun dışında güzel bir mantı. Şimdi ben şöyle bir bakınca safranı içiyorsunuz, yemeklerinize evet. koyuyorsunuz, tatlılarınıza koyuyorsunuz. Safran artık o kadar çok şeyin içine giriyor ki evet, parfüm evet. oluyor, krem oluyor, sabun evet. oluyor. Düşünmeden edemedim. Bu memlekete safran nasıl yetsin, nasıl dayansın? Evet, yetmiyor zaten. İran'dan takviye alıyoruz safranda. Çoğu dükkanımızda, hediyelikçimizde sorarak alabilirsiniz. Orijinal safran bu safranı satan, üretip satan esnaflarımız da var ama genelde İran safranı satıyorlar. Onu sormaları lazım müşterilerin. Turistlerimizin. Onun dışında yetmiyor. Evet, safran bitkisi yetmiyor. Yeterli evet. olmuyor. Ve çok değerli. Safran bu safran çok çok daha fazla değerli. İran safranı. Ve ben tadına bakmak istiyorum şimdi. Tabii soğumadan. Afiyet olsun. Sarma Kastamonu'da yemiştik. Ona benziyor. Coğrafya birbirine yakın olduğu için elbette etkileşim olacaktır. Bu mutfağa da yansıyacaktır. Ve bu bölgede genellikle et, hamur, ot. Fasulye, uzun fasulye deniyormuş. Haşlayıp tereyağında pişiriyorlar. Hani ben taze fasulyeyi yemek olarak tercih edenlerdenim. Akdeniz usulü, zeytinyağlı ya da domatesli ama bu da bence çok da güzel olmuş. Bence denenebilir. Bu tabak yenir, silinir, süpürülür. Ve Kaymakamlar Müzesi'ndeyiz. 18. 19. yüzyılda Türk toplumunun ev hayatını gözler önüne seren bir müze burası. Kullandıkları gereçleri, sosyal alanları, ortak yaşam alanlarını ve yine özel odalarını görmek mümkün. Binanın sahibi Safranbolu Kışlası Komutanı Hacı Mehmet Efendi, yarbay olduğu için ve o zamandaki kelime karşılığı kaymakam olduğu için kaymakam kelimesi zaten bu kelimeden türetilmiş. Bu konağın ismi de Kaymakamlar Müzesi olmuş. Aslında biz şu anda Hacı Mehmet Efendi'nin yaşadığı konağı ekranlara taşıyoruz. O zamanın eşyalarıyla birlikte dönem olduğu gibi canlandırılmış. Haremlik selamlık mantığıyla tasarlanmış ev. Hatta öyle özel yerler var ki eve bir erkek misafir geldiğinde misafir odasına sunulacak ikram böyle özel bir düzenekle, yani evin hanımı ikramı bir taraftan koyuyor, dönme dolap sistemiyle ikram içeriye gönderiliyor. Yani evin hanımını ev ahalisi dışındaki yabancı erkek göremiyor. Evet, o dönme dolap sistemi çok farklı. Hatta günümüzde bence hani kullandığımız bir deyim vardır ya, ne dolaplar çeviriyorsun. Evet, dolabı çeviriyorsun. İkram yan odaya gidiyor. Mutfak bölümü var. Mutfak bölümünde yine dönemin gereçleri var. Bizim şu anda oturduğumuz bölüm 3. kat. Misafir bölümü. Eve gelen misafirler için ayrılmış bir bölüm ve müthiş bir manzara. Yine buradan etrafı görebiliyorsunuz. Sohbetler ediliyor buralarda. Ve yine ahşap detaylar düşünülmüş. Bu odanın detayı da odanın hemen içerisinde dolap banyo denilen sistem göze çarpıyor. Yani mahremiyet konusu odalara yerleştirilen dolap banyolarla çözümlenmiş. Müzik
Evin baş odası gerçekten en güzel oda. Manzarasıyla, döşemesiyle, perdeleriyle, işlemeli tavanıyla ve gusülhane denilen banyo bölümüyle baş odadan alt kata doğru inelim. Dört tarafı odalar, evin tasarımını etkileyen, genel yapısını etkileyen sofa bölümü ve bir sofra mizanseni ile canlandırma yapılmış. Ve gelin odası her odada olduğu gibi burada da yemek yenebiliyor, uyunabiliyor, yıkanılabiliyor. Hemen bitişinde de çocuk odası var. Gelin odasının hemen yanında bir günümüzün giyinme odası karşılığı bir bölümden hemen çocuk odasına geçiyorsunuz. Çocuklar da unutulmamış. Erzak odası var yan tarafta. Hemen balkona açılıyor. Geliyorsunuz mutfak. Yerde tabii dönemin kilimleri var. Tavan yine ahşaptan. Pişirme gereçlerinin çoğunluğu bakır. Ve o zamanın ısıtma, yemek ısıtma gereçleri olsa gerek. Burası da böyle ince detaylarla yapılmış. Ve şu boşluklarla ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Okuduğum bir kaynakta bu tür konaklarda bu boşluklara tırmanarak eğer yukarıda bir şey varsa ona ulaşıldığını, yani bunların merdiven gibi de kullanıldığını okumuştum. Yani bütün ince detaylar fonksiyonel olarak çok farklı alanlarda da kullanılabiliyor. Bu evin ocağı burada tütüyordu. Mutfaktaki ocak bölümü, yemekler bu ocakta pişiriliyordu. Ve üzerlik tohumları, günümüzde de karşılık gören bir inanış bu. Evin üzerindeki negatif enerjileri öteleyen, belli zamanlarda yakılarak, tüm ev tütsülenerek evin arınması sağlanılan bir şey. Hala günümüzde de karşılık görüyor. Evet, merdivenlerden aşağı iniyoruz. Ama merdivenler oldukça dikkatli inmek gerekiyor. Şöyle inelim. Hemen bakalım mahallede neler olmuş. Haremlik bölümündeyiz şu anda. Burada bir gelin sahnesi canlandırılmış. Selamlık bölümünde de damat etrafıyla eğleniyor. Müzikli eğlenceler yapılmış, o canlandırılmış ama ince bir detay, haremlik selamlık mantığıyla yapılan konakların iki farklı kapıdan iki ayrı merdivenle girişi vardır. Haremlikten çıktık. Hemen içeriden bir şeyler istediler. Ne yapalım? Hemen buraya koyalım. Aman bizi kimse görmesin. Çevirdiğimiz dolaplardan kimsenin haberi olmasın. Ama tabii sevda diye de bir şey var. Ve sevdalı insanlar bu coğrafyada dağları da delmişlerdir. Haremlik, selamlık olgusunu da ters çevirebilirler. Ne demek istiyorum? Sevdiğine buradan mektup yazıp böyle bu kabın içinde yollamışlar. Gönül ilişkileri de böyle ilerlemiş bu arada. Müzik.
Haremlik, selamlık dedik. Kaymakamlar Müzesi'ni gezdik. Hayat bölümü denilen bölümde de bir zamanların gereçleri sergilenmiş. Hemen soluklanabileceğimiz yerse yan taraftaki bahçe. Ve haremlik, selamlık yaşam biçimi kapı tokmaklarında da işlenmiş. Ne demek istiyorum? Bu üstteki kalın tokmak eve bir erkek misafir geldiği zaman çalınıyor. Hemen alttaki eve bir kadın misafir geldiğinde çalınıyor. Bu tokmakla kapıya vurulduğunda evin erkeği, bu tokmakla kapıya vurulduğunda da evin hanımı açıyor kapıyı. Sosyal düzenlemeler, haremlik, selamlıkla ilgili sosyal düzenlemeler ve mahremiyet bu şekilde düzenlenmiş. Milattan önce 3000'li yıllara uzanan tarihiyle adını safran çiçeğinden almış muhteşem mimarisiyle, hanlarıyla, hamamlarıyla Safranbolu dedik. Bir Seyri Alem programının da bugün burada sonuna geldik. Yepyeni seyirlerde, farklı hikayelerde buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın. Mersin Psikoteknik SRC Mesut Sezer Eğitim Kurumları'nın sponsorluğunda hazırlanan Nil Sezer'le Seyri Alem programı sona erdi.